diğer konu CZ. Bugün ben onunla yanıtlaştım da hatta biri de CZ düşmanı mısın falan filan dedi bana. CZ düşmanı gibi davranıyorsun. Dedi. Evet CZ düşmanıyım. Şu yanlış yazdım. Anlamıştır herhalde. Anlamıştır yani. Bu, bu tweet attı bugün. Daha siz görmüyorsunuz. Bir dakika bir dakika bir dakika. CZ bugün tweet atmış. Singapur'dan mı ne ee, çıkmışlar? Bu Singapur'da da Singapur konuşamadım. Singapur'daydı da göya Binance'in merkezi. Binance değil, Binance'in merkezi. nerede oldu belli değil. Hani Binance o konuda şey yapmış, merkezli sağlamış aslında yani. yani <laughs> nerede oldu bilinmiyor merkezi ama Singapur e, deniyordu sanırsam. Işte SG users, Singapur users. Singapur devleti bunlara bir şey demiş. Hani ben hep diyorum ya bu CZ kaçacak. Ya da kendi de dedi geçen ay. 4 yıl muhabbeti. 4 yıl oldu. 5 yıl zaten CEO'nun şeyi. Ben 5. yıl ben yokum dedi. Yeterince ben parayı soydum. Beni bulamazsınız bir dahaki dedi. Yerime başka birini getireceğim falan filan. Yani bu Binance devri bitecek. FTX geliyor işte taş gibi. KuCoin geliyor yandan yandan. İngiltere'den şutlandı, Avrupa Birliği'nden şutlandı Binance. Yani yavaş yavaş şutlanıyor. Üstelik i̇şte Singapur'da siktir basmış bunlara. Singapur userlarına ee, şey yapmış, ee, restrik yapmış yani engel ee, koymuş Binance.com. Sonra da diyor ki, bu kuralları biz koymuyoruz diyor. Hani, hani Singapur kullanıcı daha fazla kısıtlama olacaktı. İşte futures giremeyecek, onu giremeyecek, giremeyecek, her coin alamayacak falan filan. İşte Regülasyon kuralları. Bir de diyor ki bunu biz koymuyoruz. Adamlar istiyor. Hani Singapur şeyi, regülasyon şeysi istiyor. Anlayış karşılayın. İşte paralarınızı çekmen için ek süreniz olacak falan filan demiş. Evet yani bunu zaten şey istiyor. Devletler istiyor. Devletler bunu istiyor zaten. E ama devletler bunu niye istiyor? Bak ben burada yıllardır anlatıyorum niye istediğini. E Eşşoğlu eşek ne oynayıp duruyorsun lan bununla? E bunu Aztek görüyor. Koca devlet görmüyor mu lan? 21 milyon suplayı olan bir şey kaç gündür burada duruyor? 49 binde. E hepsi de şu anda şeyde değil ama 21 milyon suplayı. Bir de o var. Geç onu. Hani hepsi dolaşımda diyelim. Geç hep 21 milyon suklayı dolaşımda. Sınırlarız. Kim alıp satıyor lan bunu bu kadar? Çocuk mu kandırıyorsunuz siz? Yıllardır bu muhabbet. E, devlet bunu görmüyor mu? E, görüyor işte. Ondan sonra da bir sikte git Allah aşkına diyor bunlara. Ya adam gibi iş yapın. Ne kullanıcıları mağdur et. Ne benim ülke vatandaşımı mağdur et. Adam gibi işini yap kardeşim ya. Öküz ile fi alıyorsun zaten. Ha, fonlama oranı burada. 01 alıyorsun fonlama oranı. Doğru <laughs> düzgün iş yap. Market maker'lık yap ya. Market maker yani adı üstüne. Market yapıcı. Sen market manipülasy manipülasyonu yapıyorsun. Sen market maker'lık yapmıyorsun. Sen birilerine bitcoin bulacağım diye, birilerine altcoin bulacağım diye manipülasyon yapıyorsun. Bırak sana ne? Bitcoin almak istiyorsa Michael Saylor siktirsin gitsin alsın bir yerden. Nereden alıyorsa alsın. Seni alakadar etmiyor nereden alacağını. Ama sen Binance olarak Coinbase, bak Coinbase de yedi siktiri Amerika'dan. Bitfinex yapıyordu onu. Bitfinex'i hapse attılar. Nezarete attılar. Bir hafta nezarete kaldılar. Beşer milyon dolar şey ödeyerek tazminat Nafaka mı? Ne, ne, ne o? Kefaret öde, ödeyerek çıktılar. Adam gibi işiniz yapın kardeşim ya. Bırak marketine bak bakıyorsa market istiyorsa bitcoin bir dolar olsun istiyorsa yüz bin dolar olsun sana Sen aldığın fiye baksana. Sen 300 bin bitcoin nasıl yaptın ya? Para mı var senin? CZ olarak. FTX borsası için de aynı şey geçerli. Ona da gelecek sıra da. Sen üç yılda 300 bin Bitcoin'e nasıl topladın kardeş? Ekstra bir yatırımın mı var senin? Yok. E nereden geldi bu Bitcoin'ler? Millete düdüklüye düdüklüye geldi işte. İndir kaldır, indir kaldır, indir kaldır yoktan coin'lerle. Bütün her şeyi aynı bota bağla. Durup dururken bütün altcoin'ler skeme bağlıyor bir anda. Şöyle göstereyim SXP mesela atıyorum. Hani bu ne? bu ne? Dirence geldi pat diye yumulmaya başladı. Daha dün anlattım bunu. 8 tane mum 8 saat boyunca satış yiyor. Göya Bitcoin. Ve de altcoin yani. bana Bitcoin de değil. Hadi Bitcoin de haydi diyelim oldu. 8 saat boyunca satış yedi. Mümkün değil de. Haydi oldu. Altcoin de bu imkansız. 8 saat boyunca altcoin de satış yiyemez. Üçüncü saatin sonunda yamulur o koyun. Bir tane balinası gelir ağzına sıçar bırakır o coini. Bu nasıl olabiliyor burada durabiliyor? Bunu görmüyor mu sanıyorsun sen devletler? Buradaki yaptığın manipülasyonu. E devletler de manipülasyon yapıyor. O devlet kardeş. Onun görevi o zaten manipülasyon yapmak. Ama sen burada ben e, eşitlikçiyim, kriptocuyum, bilmem neciyim falan filan ayağına Sen devletlerden daha hardcore bir şekilde yapıyorsun bu manipülasyonu. Devletler de bunu görüyor. Adam çok adamsınız, çok bir bok yapacağınız ekonomik ekonomik konuşuyorsunuz orada kriptocu olarak. Dünya ekonomisini biz alacağız falan filan. Böyle milleti düzükleyerek mi alacaksınız dünya ekonomisini? Ya adam gibi iş yapın. Ya da yapmayın diyor. Bu da çıkmış. Bizlik bir durum yok diyor. Tamamıyla senlik bir durum. 3 yıldır yani Binance açıldığından beri olan durum. Bu borsa açıldığından beri Bitcoin ve kripto yamuluyor. Şu an artıyor gibi gözükebilir. Bitcoin şu an 50 bin dolarda. Artmış mı? Artmış değil mi? Binance olmasaydı 150 bin dolardı bu şimdi. Herkesin atladığı nokta o. Youtube'da kaç ay önce bahsetmiştim ondan. Grafiği oturt. Şuradaki haftalıkta şuradan göstereyim boş grafikte. Şu muhabbeti babam yapmadı. Bu muhabbet olmasaydı şöyle tekrar göstereyim ben size. Şu bak şuradan kaldığı yerden devam edecekti. Alıyorsun. Şu muhabbet olmasaydı Neredeyiz? Eylül deyiz değil mi? Eylül 2021. 60 bindeyiz. Şu muhabbet de zaten e, küllüm manipülasyon. Şurası da küllüm manipülasyon. O yüzden şu bölgeyi alacağız. Bak Mayıs o, 10 Mayıs 2021'de 50 bin dolar değil mi? 58 bin dolar. Şu muhabbeti yapmamış olsaydı Eylül 2020'de olacaktı. 50 bin dolar. Arada 6 ay 7 ay fark var. Bunu devlet görmüyor mu yaptığın işi? Burada yaptığın pisliği. Durup dururken ne oldu buna? FTX kapanmadı. Coinbase kapanmadı. Bitmex kapanmadı. Ama her ne hikmetse ısrarla şurada Bitcoin giderken şu bölgede bu hafta yani ısrarla borsayı kapattı. Normal bakımları biliyorsunuz yarım saatlik bakım yapıyor. İki gün kapalı kaldı Binance. Bir kere kapattı. Şurada. Daha önce de anlatmıştım bunu. Burada bir kere kapattı. Birazcık düştü. Sonra gitmek başladı. Şu mumda. Şurada kapattı. Düştü. Gitmeye başladı. Tekrar kapattı. Bunda bir gün mü? Bir buçuk gün mü? Ne kapalı kaldı burada? Ona rağmen geldi. Gidiyordu. Sonra 8 saatlik 10 saatlikten bir kapama daha yaptı. Kapattı. Komple kapattı borsayı. Bakım yapıyorum ayağına. Bunu niye yaptığını da anlattım daha önce size. Marjinden kaynaklı. Bütün marjinde kaptırmıştı bütün coinlerini gerizekalı. E devlet görmüyor mu bunu yaptığını? Salak mı adamlar? Adamlar devlet yönetiyor lan bir kere. Yüz yıldır devlet yönetiyorlar yani. O adamlar görmüyor mu bu yaptığın işi? E sen kim köpeksin yani burada manipülasyon yapıyorsun? O herifler bin yıldır yapıyor o manipülasyonu. On, onları mı yedireceksin onu? Bir de sen bu işi ben dünya ekonomisini kurtaracağım diye yapıyorsun. Onların yaptığından bir fark yok yani baktığında. Onlar da manipülasyon yapıyor. ve sen de yapıyorsun. Aynı bokun lacivertini yapıyorsun. Ve bunu hani yok ben onlardan değilim diyerek yapmaya çalışıyoruz. Ben kriptocuyum diye yapma, diyerek yapmaya çalışıyoruz. Kriptocu, kriptocu sen ticaretçisin kardeş. Tüccarsın sen. Borsan var. Onu yapıyorsun. Kriptocu olan Sasha mesela. Ya da altcoin ekipleri. Sen bir borsa CEO'su olarak ne, niye, niye zırt pırt konuşuyorsun bir kere? Hayırdır yani? Kimsin sen? Alt tarafı, kıçı kırık bir borsanın CEO'susun yani. Reklam veriyorsun, bilmem ne veriyorsun. 3 milyon takipçi yapmışsın. Kendine. Bık 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 bık, bık konuşuyorsun oradan. Borsa CEO'sunun konuşması manipülasyon değil mi? BTC Türk'ün CEO'sunun kim olduğunu biliyor musunuz? O niye konuşmuyor zırt pırt? Sen niye konuşuyorsun? Bunu devlet de görüyor. Sen borsasın kardeş. Kapa çeneni otur oturdun yere. Konuşacaksa altcoin ekipleri konuşacak. Senin burada attığın bir tweet bir şey bütün marketi etkileme ihtimali var. O yüzden sen kapayacaksın çeneni. Sen bu salak salak tweet attın diye benim Waves projem, benim Atom projem niye düşüyor kardeşim? O sebeple devletler Binance'in üstüne gidiyor. Çünkü diyorum ya ben tweet atması bile manipülasyon. A artı ya da eksi yönde fark etmiyor arkadaşlar bu. Manipülasyon. Bu kadar basit. Polonex yapmıyordu bunu. Ben Polonex'in CEO'sunun kim olduğunu bilmiyorum. 7-8 yıldır bu işin içindeyim. O zamanlar şimdi satıldı Justin Sun aldı da o zamanlar bilmiyordum Polonex'in CEO'su. Bu Polonex de o zamanın Binance işte dünyanın en büyük borsasıydı o zaman. Ha, Polonex batmaz ya diyorduk. Sizin şu an Binance'e dediğiniz gibi. Ve ben o CEO'nun CEO'sunu, borsanın CEO'sunu bilmiyorduk yani biz. Herif umrunda değil adamın. Kim alıyorsa alsın. Bakıyordum bir coin'e. Hani bir gün içinde, bir saat içinde 10x, 20x yapıyordu coin. ne de diyordu bana ne yani. Yapıyorsa yapsın bana ne. Yapmıyor muydu manipülasyon? Yapıyordu tabii ki ama bu çakal CZ. Gördü olayı. O zaman ben kurayım borsa. Ben full manipülasyonlu borsa yapayım. Polonex yapmıyor muydu? Yapıyordu ama bunun kadar yapmıyordu ya. E devletler de görüyor bunu. Gördü bunu artık yani. Kaç yıldır altcoin'leri nasıl tuttuğunu baskıladığını e adam millet proje yapmasına izin vermiyor. Kaç tane projeye batırdılar yani. Kaç tane projeyi deliste etti. Binance ve çalışan projeler. Kitlesi var, komünitesi var. Zincirlerinde bir sıkıntı yok ama bu herife yaramıyor diye delist etti. Niye delist etti? Çünkü kitlesi var coin'in. Coin'in kitlesi zincirde tutuyor, stake yapıyor ve doğal olarak trade yapmıyor. Nav mesela. Nav'da hacim mi var yok. Nuş'ta hacim mi var yok. Bunların kitlesi yok mu? Bunlar çalışmıyor mu? Sıken mi bunlar? Çalışıyor hepsi. Hepsi bir şey geliştirmeye çalışıyor. Ama kitlesi sağlam. Kitlesi zincirini kullanıyor onun. Kitlesi trade yapmıyor. Trade yapmak zorunda mıyım ben nav holder olarak? Bana ne lan? Ama ne diyor CZ? Trade yapmıyorsan ben seni delist ederim diyor. E o zaman da işte borsada da hani borsada lazımlı bir şey tamam mı? Olması gerekiyor. Çünkü yeni kullanıcı nasıl alacak o coin? Nasıl e, o Coin'in komünitesi büyüyecek. Borsa üstünden büyüyecek doğal olarak. Ama sen borsa olarak yok ben, sen bor, sende hacim yok kardeş ben seni de falan filan diyemezsin listeledikten sonra. Başta listelemeyeceksin onu. Madem öyle. Ama bu ne yapıyor? Listeliyor. Yoktan coin'i satıp olmayan coin'leri bütün o coin'in de içine ediyor. Dibine kadar damplıyor. Ondan sonra bunda hacim yok deyip de ediyor. Yıllardır yaptığı iş bu. Kaç tane proje piç etti öyle bu. E bunu devletler de görüyor. Herkes görüyor. Artık devletler de yapma diyor bunu yani. Adam gibi işini yap kardeşim. Borsalığını yap yani. Sana ne Waves'in ne yaptığından ne ettiğinden. Stake yaptırıyorsun Waves'in üstünde. Sana ne oğlum Waves'den. Sen borsalını yap. Kim almış kim satmış seni alakadar etmiyor. Waves isterse bugün 1000 dolar olur, isterse 1 dolar olur. Atom isterse 1000 dolar olur, isterse 1 dolar olur. Al Paradotor. Al örneğini vereyim. Değil mi? Paradotor tweet atıyor. 600 bin takipçisi var. SXP için tweet atıyor değil mi? 600 bin kişi SXP alıyor. Bugün gene attı. Geçen dün gene attı. Şimdi seversin sevmezsin bilemem. Benim para dolarında bir derdim yok. Ama 600 bin tane var bu herif. 600 bin tane olan bir adam bir coin al dedi mi o coin'de 100, tane, bin kişisi girdi mi o coin uçar gider kardeş. Uçar gider. Her herkes bir tane alsa ya. Senin lafın var ya işte herkes bir tane He. alsa bu coin nasıl düşüyor? Uçar gider. Adam tweet atıyor. Şak diye birileri almaya başlıyor. Pat diye yamulmaya başlıyor coin. Bu nasıl oluyor lan? Bugün de bir tane tweet attı. Yukarı gitti. Bunu böyle pop diye gitmesi lazım artık. Bu nasıl anında ters oldu? Bu. 600 bin takipçisi var bu herifin. 1 milyon bunun şeyi var. SXP'si e, var. 60'tı. Hani paradotor satıyor satıyor. Diyebilir misin? Dersin. O bile engelleyemez. O, bi lazım. Hayır, hayır, o bile engelleyemez. Olur. 1 milyon tane SXP'yi satar. 600.000 takipçi. Hani la 2 tane XP alsan zaten yiyorlar bunu. Bunun 1 milyon şey, SXPS'ini yerler. 2 tane SP'den zaten 6 dolar bir şey. 6 dolarlık işlem yaptırmıyorsun zaten sen. En az 10 dolar işlem yapılıyor Binance'te. 100.000 bin kişi 10 dolarlık işlem yapsa 1 milyon dolar ediyor zaten. E bu nasıl düşüyor? Yoktan coin tutuyorsun. E, projeyi piç ediyorsun işte o durumda da. Devletler de bunu görüyor. 24 saat. Hani ben manyağım. Sen de manyaksın. Ama bunun olayı bu değil ki. Şu an aç gözlülükten dolayı manyaksın. Sen de ben de. Değil mi? Para kazanalım. Şey yapalım. işte coin sayımızı arttıralım. Dolar sayımızı arttıralım falan filan. Bu kripto işte geleceği kurtaracak. İşte ileride çoluğuma çocuğuma benim anam babam dedem yapmamış. Ama ben yapayım diye işte kripto alıyorsun kripto yatırımı yapıyorsun idealistin bilmem nesin falan filansın değil mi? Ulan biz ömrümüz boyunca burada trade mi yapacağız? Ya kripton olayı bu mu? 4 dolar da alacağım 3.8'a satacağım de alacağım, de 4 de alacağım. Şey bir 24 saat bunun başında trade yapacağım ben SXP'nin başında Ya da işte atomun başında İşi gücü bırakacağız herkes bütün kriptocular Burada trade yapacağız ha ben arada bir tweet atıyorum ya gene scam çıktı bunlar hayırdır diye. Herkes iş gücü bırakmış burada trade yapıyor atomda. Bir tane holder yok. 100 milyon supply var bunun mesela. Herkes trade yapıyor nasıl dedim. Atomun projesiymiş, web sitesiymiş, white paperıymış, smart contractmiş. Hiçbir şey, hiçbirinin önemi yok. Bir tane de holder yok bunun. Kimse tutmuyor bu coin elinde. Herkes trade yapıyor. Öyle mi? 5 yaşında çocuk yer bunu anca. Devlet de yemiyor işte. O yüzden de devletler bunlara diyor ki bu bari merkezi borçlara ya adam gibi iş yapın ya da siktirin gidin. Çünkü dolandırıcılık yapıyorsunuz siz. Ulan sen kendin demiyor musun kripto dünyayı kurtaracak onu yapacak bunu yapacak diye. E ne bu bunların hali? Kimse tutmuyor bunu. Atom ku dünyayı kurtaracak demiyor mu sen? CZ abi. Ya da BNB. Hadi seni coin'den bahsedelim. BNB dünyayı kurtaracak demiyor mu kardeşler? E bakıyorum buna. Supply'ı kaç lan bunun? BNB. 160 milyon supply var. Sende kaç kullanıcı var? 100 milyon kullanıcı var. Değil mi? Herkeste 1.6 tane var yani bundan. Hacime bakıyorum. 2 milyar dolarlık hacim var. Yani 160 milyon coin'in 160'da dolanmış. Bugün dolanmış yani bu coin'ler. İşleme girmiş yani. Ya dünyayı kurtarmıyor muydunuz siz? Ya senin bir tane bile holder'ın yok lan. Herkes al sat yapıyor bunda. Sen nasıl dünyayı kurtaracaksın böyle? Demek bu 1000 dolar olursa herkes satıp kaçıp gidecek. Vallahi fake bu şeylerin. hacinlerin, e Devlet de görüyor bunu. E sen de görüyorsun burada fake olduğunu yani şu işlemlerin. Allah aşkına 15.462'den alıp 15.462'den hangi akıllı satar bunu ya? Kim satar bunu yani? Böyle bir dünya var anasını satayım ya? Bu onların botu işte hep sürekli. Çünkü sen burada her işlemde fiyo ediyorsun. Bak aldığımı fiyo ediyorsun. Her işlemde. Bu kadar fiyat ediyorsun. Ama buradaki bu botlar CZ'nin kendi botu olduğu için CZ'de kendi kendine fi ödemeyeceği için fiisiz. Yani o adam 15.471'de alır. 11.472'de satar ve ondan kar eder. Ama senin 15.471'de aldığın şeyden kar etmen için 15.6 olması lazım onun. Olmuyor işte. Çünkü o herifin kar marjı 0.01 sent. 0.01 sent aşağıdan alıp 0.01 sent yukarıdan sattı mı kar ediyor herif. Günde bunu bin kere yaptı mı her coin'de 300 bin bitcoin yapıyorsun işte. Devlet de diyor kardeş senin yaptığın dolandırıcılık. Borsacılık borsacılık değil. Kimseye yedirmeye kalkma o iş. Ya adam gibi iş yapın ya da siktirin gidin diyor. O işin tillahı burada diyor çünkü. Ben yapıyorum zaten onu diyor. Sana gerek yok. Ya alternatif olacaksan ekonomine göster şeyini görelim cürümünü olayını ya da benim yaptığımın aynısını daha hızlı bir şekilde yapıyorsan zaten gerek yok sana. Beni de delirtme. Benim şeyimi de halkımı da delirtme yani. Kısacası benim halkımı bir tek ben düdüklerim diyor devletler. Sana düdükletmem. Ha sen bana alternatif olduğunu iddia ediyorsan buyur göster.